Efendim, hayırlı sabahlar. Bir fincan kahveyle bu hafta da beraberiz. Sayın Metin Gündoğdu. Kendisini son zamanlarda ekranlarda sık sık görüyorsunuz. Büyük Birlik Partisi eski genel başkan yardımcısı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Evet, şimdi eski deyince insanın garibine gidiyor. Yani çok kısa sürede. Eskidik. Evet. Estağfurullah. Çok hızlı değişimler oluyor şu sıra siyasette. Özellikle Türkiye'ye paralel yapı tartışmasının girmesinden bu yana siyasetteki bu hızlanma, aynı zamanda medyada da bir takım çalkantılar var. Ben Büyük Birlik Partisi cephesinden başlamak istiyorum. Yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla büyük bir oy oranına hiçbir zaman ulaşamadı ama özgür ağırlığı her zaman çok Çok fazla üstte, olan çok bir üstte. partiydi. Özellikle 28 Şubat sürecinde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ne söyleyeceği merak ediliyordu. Daha sonraki süreçlerde de sürekli gündemde kaldı. Tabii bir yıldızın rahmetli olmasından siyaset sahnesinde çekilmesinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Büyük Birlik Partisi'nde de bir şey eskisi gibi olmadı galiba. Neler eksik kaldı? Şimdi isterseniz şöyle başlayalım Serdar Bey. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Tunceli ziyareti oldu. Evet. Tunceli'yi ziyaret etti. Tunceli'de çok ciddi olaylar oldu. Evet. Yani niye geldin, gelme, işte açıklamalar yapıldı, gösteriler yapıldı, 2000 kişi karşı taraftan yürüdü. Ciddi bir, burada bunun milliyetçiliğin çok iyi manada masaya yatırılıp incelenmesi lazım. Evet. Niye bu halk Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki ilimizin bir tanesinde milliyetçi bir partinin genel başkanına bu kadar neden tepki gösterirler? Evet. Buradan şuna gelmek istiyorum. Yani bunu niye söylüyorum? Biz 2007 yılında, siz de hatırlarsanız beraberdik. 2007 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Şırnak'a gittik. Gece saat 11'e kadar Şırnak'ta sokaklarda dolaştık. Bir internet kafenin dışarısında 20 tane genç birikti ve Muhsin Başkanı orada dinledi. Yani daha doğrusu Şırnak'ta Muhsin Başkanı Şırnaklılar bağrına bastı. Evet. Şimdi bu iki şeyi çok iyi analiz etmek gerekir. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşuyla şu anki MHP'nin duruşu çok önemli. MHP'nin şu anki duruşu, milliyetçilik algılaması, halktan kopuk, sadece ulusal, militarist bir milliyetçilik anlayışıyla. Ulusalcı daha Ulusalcı, çok. evet, Evet. ulusalcı diyelim. Ulusalcı bir milliyetçilik anlayışı var. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun milliyetçilik anlayışı millet milliyetçiliğiydi. Milletiyle birlikte, milletin Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i ayırt etmeden hepsinin, bu vatan toprağı içerisinde yaşayanların hepsiyle birlikte Evet. bir milli duygularla bütünleşmiş bir milliyetçilik algılaması vardı. Şimdi Büyük Birlik Partisi son 17-25 Aralık sonrasında yerel seçimlerde bir siyasi parti seçime girecek. Tamam, ama yerel seçimler sonrası oluşturulan Türkiye'de bir konsept, yeni bir yapı oluşturuldu. Bu yapıda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikisinin milletin önüne getirdiği, daha önceden birilerinin de onlara dayattığı bir ismi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmasıyla ilgili bir çalışma Evet. içerisine girildi. Bir dayatma oldu. O dayatmada da benim partim, Büyük Birlik Partisi, biraz önceki bahsettiğim gibi millet milliyetçilerinin yanında değil de ulusalcı milliyetçilerin yanında konsepte yer aldı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun olmamasının ve eksikliğinin en büyük göstergesi budur. Muhsin Başkan olmuş olsaydı hayatta millet milliyetçilerinin yanında dururdu. Evet. Çünkü Şimdi o duruşu da zaman oydu. iki aday vardı. Yani şey Demirtaş'ı saymazsak. Tabii. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu. Evet. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmak, millet milliyetçilerin yanında durmak mı oluyordu? Aynen öyle. Millet Niye? milliyetçilerinin sebebi de şu. Orta Anadolu oy oranına baktığımız zaman Serdar Bey, Evet. yani Sayın Cumhurbaşkanımızın oy almış olduğu havzaya bir bakalım. Ben Karadenizliyim, Orduluyum. Orada bile bir önceki yerel seçimde aldığı oyun %13 üzerinde bir oy aldı. Bunun sebebi şu. Millet Tayyip Erdoğan'ı MHP'ye oy veren de, Büyük Birliğe oy veren kesim de, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki belli bir hassasiyetler olan kesim de tuttu millet milliyetçiliğini Tayyip Erdoğan'ın üzerinde gördüğü için bu dedi bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı olması gerekir dedi. Yani sebebi
İşte millet milliyetçiliği dediğimiz, yani milletin yanında durma. Aslında bu milli irade dediğimiz şey budur. Yani milletin yanında durma. O iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde gördü vatandaş. Karşı tarafın da dışarıdan getirilen bir ismin dayatılması olduğu için de gayrimilli irade gördüler. Ve bunda da çok doğru. Vatandaş, daha önce ben bunu söyledim bir kanalda, bayramda memleketime gittim. Kapı komşumuz var. 75 yaşlarında bir ablamız. Yaşlı. Oturur oturmaz hemen dedi ki, elini öptük. Ya oğlum dedi, sizin dedi parti dedi nasıl bir şey yaptı dedi ya. Evet. Ben de şaşırdım böyle, ne oldu dedim. Ya dedi, ben dedi buradayım, 75 yaşındayım dedi, köydeyim dedi. Ben bu adamı kimsenin tanımadığını, bu adama kimsenin oy vermeyeceğini biliyorum. Onlar neye inandı da bu parti şeyin peşine gitti? Yani Tayyip Bey de ne gibi kötülük gördüler de onun peşine gittiler diye, insanların sistemi. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani vatandaş siyaseti bizden daha iyi okuyor. Ondan dolayı da o Ekmelettin Bey'in bir dayatma olduğunu vatandaş gördü ve onu teveccüh göstermedi. Nerede teveccüh gösterdiler? %37 oyu nereden aldı? Bunu da sorabilir izleyenlerimiz. Bunu şuradan aldı. Merkezdeki dediğimiz şehir merkezlerindeki CHP'ye her şeye rağmen, her türlü oyuna rağmen, CHP'ye her şeye rağmen MHP'ye oy veren kesim götürdü. Ekmelettin Bey'e oy verdi. Yani bunun başka bir izahı yok. Bizim Büyük Birlik camiasından oy gitti mi 10 bin oy anca gitmiştir. 700 küsür bin oy aldı Büyük Birlik Partisi. 720 bin oyun 10 bin oyu gitmiştir. 10 bin oy sandığa gitmemiştir. 700 bin oy da Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmiştir. Yani bu kadar nettir. Onun için millet milliyetçiliği çok farklı bir şey. Yani milletin yanında durma, milletle birlikte olma, milletin derdiyle dertlenme, milletin acısını hissetme, milletin sofrasına oturma. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan aylarındaki o ziyaretleri çok ciddi manada vatandaşta şey buldu, yani karşılık buldu. Onun için de bu millet kabul etti yani. Bağrına bastı. İşin evet, özü bu. Ben Sayın Mustafa Destici ile bu Ekmelettin İhsanoğlu'na destek verme meselesini konuştum. Kendileri der ki bu konuda ben partide herhangi bir yönlendirme yapmadım. İşte yetkili kurullarımız toplandı. Ve kahir ekseriyetle böyle bir karar alınca ben de o karara müdahale etmedim. Bu, dolayısıyla genel başkanın şahsi tasarrufu değildir, partinin yetkili organlarının tasarrufudur şeklinde bir açıklama getirdiler. Siz ne diyorsunuz? Doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Çünkü o gün partinin omurgasını oluşturan kurullar vardır. Yani yan kuruluşlar vardır. Avrupa'da bizim bir teşkilatımız var. Yani 70 tane Avrupa ülkelerinin 70 ülkesinde teşkilat olan bir Avrupa Türk Birliği diye bir yapımız vardır. Türkiye'de rahmetli cezaevinden çıktıktan sonra hemen kurduğu, mağdur olan ülkücülere, cezaevindekilere yardım için kurduğu Selçuklu Sosyal Güvenlik Vakfı vardır. Alperen Ocakları vardır. Bunun gibi birkaç tane daha sivil yapımız var bizim. Büyük Birlik Partisi'ne sempati duyan, onunla hareket eden. Şimdi Avrupa Teşkilatı diyor ki ortada duralım. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Eğitim Vakfı'nın başkanı Profesör Doktor Turan Güven hocamız diyor ki ben her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında durulması gerektiğine inanıyorum ve orada duracağım diyor. Alperen Ocaklar zaten açıklama yaptı. Bu duruş doğru değil. Burada durmamız bize zarar verecek diye açıklama yaptı Serkan Tüzün kardeşimiz. Şimdi neye göre karar alındı o zaman? Nasıl, neye müdahale edilmedi? Serkan Bey görevden alınmaya kalkışıldı. Ben ihraç edildim. Hasan Hüseyin Bozok genel başkan yardımcımızdı. Genel başkan yardımcılığı düşürüldü, merkez kararından düşürüldü. Onlar da en son baktılar ki burada bir mücadele olma şansı yok, istifa ettiler. Şimdi nasıl kendi müdahale etmeden karar almış? Bizim ihracımız niye oldu? Yani beni ihraç etme sebepleri Cumhurbaşkanımıza destek vermem. Ya bunu da bana yazıp gönderdiler. Yani bir siyasi parti beni ihraç ediyor ve ihraç sebebinde de diyor ki siz Cumhurbaşkanlığı sürecinde biz Ekmelettin Bey'i desteklenmesini savunduk. Siz de farklı Cumhurbaşkanı'nın desteklenmesini savundunuz. Ondan dolayı ben sizi ihraç ediyorum. Şimdi dedim. Benim Sayın Genel Başkan'ın söyledikleri kendini savunma olarak değerlendiriyorum. Ben doğru değil. Evet, şimdi ben Büyük Birlik Partisi'ni yakından takip ediyorum biliyorsunuz. Uzun yıllardır. Şu son paralel yapı tartışmaları Türkiye'nin gündemine gelmeden evvel Sayın Mustafa Destici ile konuşmalarımızda sizin de bahsiniz geçerdi. Evet. Yani bir takım çalışmalarında, medya ile ilgili çalışmalarında vesaire yani kendilerine destek olacağımız zaman referans olarak sizi verirdi. Yani Metin Bey bu işlere bakıyor derdi.
O zamana kadar bir kırıklık şey yoktu galiba. Yoksa daha önce bir şeyler vardı da süreç içerisinde birikti 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 mi koptu? Serdar Bey, bir yıldır bu iş vardı. Neden Bir vardı? yıldır. Bir yıldır. Yani bir yıl öncesinden başlayan bir süreç var parti içerisinde. Bu da rahmetlinin şehadet süreciyle alakalı. Rahmetlinin şehadet sürecinde yaklaşık 5-6 yıl olacak neredeyse. 2009'da şehit oldu. 2009'dan bugüne kadar 5 yıl, işte Mart ayında 6. yılı olmuş olacak 2015'te. Şimdi bu süreç başından itibaren aslında Yalçın Bey, o zaman partinin genel başkanıydı, genel sekreterdi biliyorsunuz olay olduğunda. Daha sonra genel başkanımız oldu. O süreç çok iyi yürütüldü aslında. O seçim dönemi göz önünde bulundurulursa, 29 Mart'taki seçim şeyi, orada istense sokaklar çok ciddi manada karıştırılabilirdi. Ama o ciddi bir ferasetle, çünkü başkaları da buranın sokağın karışmasını isteyen bir grup vardı. Onlara da mani olmak koşuluyla Yalçın Bey o süreci bence çok iyi yürüttü. Yani biz bunu defalarca tartıştık. Daha sonra biliyorsunuz Yalçın Bey'in şeyiyle, desteğiyle, onun çalışmalarıyla Devlet Denetleme Kurulu işe el attı. İki defa Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Yani bir olayın üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti 91 yıllık Cumhuriyet tarihinde meclis araştırması iki defa kurulan konu Muhsin Yazıcıoğlu'nun konusudur. Ha, çok önemli, gerçekten kurulması gerekiyordu. Şu anki hükümet de buna sağ olsun dedi ki kurulsun bir daha, kuruldu. Sayın Başbakan falan o dönemlerde ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin tamamında ben vardım. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ziyaret edildi, o ziyaretlerde vardım. Her türlü elimize gelen bilgiler onlara ulaştırdık. Onlar da bu konuyla ilgili girişimlerde bulundular. Ellerinden geleni yaptılar bence. Ama ne yazık ki bu şey olayı başlayınca, biraz önceki bahsettiğimiz paralel yapı olayı başlayınca orada bir ayrışma başladı. Yani bir yıl öncesinden sanki Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülme olayında, yani şehadeti olayında hükümetin bir dahli varmış. Hükümet bu işin içerisindeymiş gibi parti içerisinde konuşmalar ve bu konuda bir görüş beyan edilmeye başlandı. Bir divan toplantısına dedim ki, bir arkadaşımız bu işle ilgilenen, ya bununla ilgili bir belgeniz var mı? Elinizde bir şeyiniz var mı? Belgeye gerek yok. Biz işte bu işe yeteri kadar savunmuyorlar, desteklemiyorlar. Onun için bu işin arkasında onlar var. Ya bunlarla bu iş söylenemez. Çünkü başladığı olayın olduğu günden itibaren eksiklikler, hatalar mutlaka vardır. Arama kurtarmada vardır. 2009 yılında iktidar muktedir değildi. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani 2011'den sonra iktidar muktedir olmaya başladı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Rahmetli de bunu sürekli söylerdi. Siz de bilirsiniz. Bu ülkede iktidar olmak önemli değil. Önemli olan muktedir olmak derdi. 2011'den sonra muktedir oldu. Nasıl muktedir oldu? Yargıtay'daki değişiklikler, anayasadaki değişikliklerle o 2010 referandumundan sonra rahatladı hükümetin eli. Ve ondan sonra daha iyi devletin her tarafına eli uzanmaya başladı. Yani ondan önce bunu kabul etmek gerekir. Yani burada şey değil. Onun için o süreç, bir yıl öncesinden başlayan parti içerisindeki süreç, tartışmalar belli bir noktaya kadar geldi. 17 Aralık, 25, 24 Aralık olaylarından sonra biz şunu dedik, yani bir seçime gidiyoruz. Partimiz, ben 22 yıl emek verdim bu partiye. Yani kurulduğu günden ayrıldığımız 1992 yılında ayrıldık. 93 yılında partileştik. 6 ay Anadolu'yu dolaştı Muhsin Başkan. Milli mutabakat çağrısı yaptı. O esnada itibaren ben bu hareketin içerisindeyim. Ordu'da en alt şeyinden, yani Gençlik Kolları Başkanlığından, ilçe teşkilatından, 2002'de Merkez Karar, şu anki en eski Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinden biri benim partide. Merkez Karar akabinde 2007'de rahmetlinin döneminde genel başkan yardımcılığı ve o süreçten itibaren partinin içerisindeyiz. En son Cumhurbaşkanlığı sürecinde ayrılmak zorunda kaldık. 17-25 Aralık'tan sonra seçimler olduğu için partimiz, yani seçimlerde çalışalım dedi. Gittim bölgemde 2 ay boyunca, Ankara'ya gelmeden bölgemde partim adına koşturdum, çalıştım. Yani emek harcadık. Neticesinde de baktık ki bu malum yapı her gittiğimiz yerde bize şunu dedi Ordu'da. Ya dedi, siz dedi büyükşehir adayına dedi destek vermeseniz de dedi, şu CHP'ye oy verseniz dedi. Ya siz ne diyorsunuz dedik ya. Siz ne diyorsunuz? Yani neden bahsediyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsunuz. Yani CHP'ye oy verilir mi? Siz nasıl buna vicdanınızı el verecek? Ama daha sonra gazetenin genel yayın yönetmeni itiraf etti. Güneydoğu'da da BDP'ye oy vermişler. Yani şimdi bu kadar büyük bir hainlik olur mu? Bu bir hainliktir. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi'ne benden destek istiyor. Orada belliydi. Bu adamlar seçim sonrasında biz dedik ki belki oy verirler. Açıkçası siyaset yapıyorsun sonuçta. Ama seçim sonucunda oy vermediler. Vermeyince ben Sayın Genel Başkan'a dedim ki o zaman işte bir merkez karar toplantısı, seçimler bitti. Bir hafta sonra, hafta sonu merkez karar toplantısı yapıyoruz. O esnada dedim ki inelim aşağıya. Bakın %45 oy aldı başbakan. Her şeye rağmen cemaatin yani malum yapının bu kadar baskısına rağmen, halkın üzerine gitmesine rağmen, birebir çalışmasına rağmen %45 oy çok ciddi bir oy. Diyelim ki bu millet Sayın Başbakan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Cemaate de o işte malum yapıya da diyor ki siz de kardeşim gidin hizmetinizi yapın. Böyle bir açıklama yapalım ve bu süreçten sonra da biz milletin istediği doğrultuda hareket edeceğiz diye bir açıklama yapalım dedim. Ama ne yazık ki indik yapmadı böyle bir açıklamayı. Evet. Sonrasında da bu olaylar gelişti. Evet. Oradan sonra kopmaya başladı. Şimdi ön plana iki mesele çıkıyor. Bir paralel yapı sürecinde paralel yapının CHP'ye ve kısmen BDP'ye destek vermesi tabii bir kan uyuşmazlığı ortaya çıkartıyor ve Büyük Birlik Partisi'nin de o yapıyla bir ölçüde birlikte hareket etmesi rahatsızlık meydana getiriyor. Bir birikim oluşturuyor ve Ekmelettin Bey'in CHP'nin ve MHP'nin desteklediği Ekmelettin Bey'in desteklenmesi de bardağı taşıran damla oluyor. Evet, orada bir kopuş oluyor. Sayın Gündoğdu, açıkça okuyalım. Şahsınızı ilzam eden sorular da var. Mesela diyor ki Soner Demir kardeşimiz, yani yazmasa iyi olurdu ama yazılmış, okuyacağız. AKP'yi desteklemesi için nereden ne kadar para aldı acaba Gündoğdu? Bir de diyor ki Sayın Gündoğdu Fatsa'daki BBP teşkilatını dağıtmak için AKP'yi destekledi. Böyle iki tane şey atmış. Başka tweetler de var. Fatsa'daki... Bir tane daha yapayım. Toplu şey yapın lütfen. Hikmet Şahin kardeşimiz 2023'e giden hedefinin kapılarını açmakta bir dönüm noktası olacak. Alperenler. Bu noktada yeri millet mi, cemaat mi olacak? Zaten ona cevap söyledi. Verdik. Evet, buyurun. Şimdi Fatsa'daki teşkilatla ilgili şunu söylemem lazım. Fatsa'daki teşkilatın orada ordulu olduğum için bana onu soruyorlar. Tamam. Kapatılmasının sebebi Fatsa'daki teşkilatı idare eden ilçe başkanımız ve eşiyle ilgili genel merkeze Sayın Genel Başkan'a bir mektup gönderildi. Genel Başkan'ın talimatıyla oradan görevden alınması sağlandı. Şeyle ilgili de ne kadar aldı sorusuna şöyle cevap vermemiz lazım. Muhsin Yazıcıoğlu MHP'den ayrılırken, o zamanki MHP'den ayrılırken o gün ona atılan iftiralar neyse bugünkü bize atılan iftiralar da o. O gün Muhsin Yazıcıoğlu hiçbir şey almamıştı. Bugün biz de hiçbir şey almadık. Biz inancımız doğrultusunda hareket ediyoruz ve değerlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Benim değerim, benim duruş noktam 22 yıllık %1'lik partide siyaset yapmamın gereği bir duruşun neticesiydi. O da Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşuydu. Hatta ne zamanki duruşuydu? Sizle konuştuk da şeyde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şeyine konuşmasına geliriz. Siz yerel seçimlerde Ordu'da canla başla da çalıştınız yani. Tabii ciddi manada yani orada bir bölgeyi pilot bölge seçtik, bir ilçeyi. O ilçede çok ciddi manada koşturduk gece gündüz yani. Onun için bu söylenenler tamamen boş şeyler. Yani ben bunlara yönelmesinde hareketin tabanındaki arkadaşların buna yönelmesinden ziyade ne yapabiliriz'e yönelmesi mesela gerekiyor. Mesela şöyle bir şey demiyorsunuz siz değil mi? Yani mesela benim de aklıma gelmiyor ama olsun hadi söyleyelim. Sayın Desteci işte paralelden kaç para aldı da böyle yaptı vesaire gibi şeylere girmiyorsunuz. Yani bu para aldı, para almadı. O meseleler doğru değil, ispatlanacak meseleler ispatlanacak değil. Meseleler yani değil. Onun için ona girmemizin, bizim de girmemiz dediğiniz gibi. Yani ben de ona inanmıyorum ama şunu görüyoruz. Paralel yapının bugünkü gazeteleri, internet siteleri, televizyonları bir fiil bizimkilere çalışıyor. Evet. Yani o bile yeter. Yani bir şey almalarına gerek yok. O yetiyor onlara. Yani bunun başka bir izahı olabilir mi yani? Zaten televizyonlar, gazeteler çok sınırlı veriyordu. Onlar tabii bir bölümünü açmış oldular. Tamamen açtılar. Biraz da oy alırın beklentisi var. Aynen ama bir de başka beklenti olabilir mi? Yani para pul değil de. Ya
Şöyle beklenti var. Ya ben bunu geçende de söyledim. Düşünce şu, önümüzdeki seçimlerde bir konsept oluşturulacak. 2015 evet. seçimleri Türkiye açısından çok önemli. Hı. Bakın, gerçi her seçime önemli diyoruz ama Cumhurbaşkanlığı seçimi önemliydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi önemliydi ama Tayyip Bey'in kazanma ihtimali çok yüksek olan bir seçimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın. Şimdi bu seçim 2015 seçimleri şu nedenle çok önemli. Bir, Ahmet Davutoğlu kendisini gerçekten takdir edeceğimiz biri. Türkmen, kimse itiraz edemez, bir şey söyleyemez. Yani Türkiye'de yaşayan hiç kimseye kimse bir şey söylememesi lazım ama arkadaşlar işte milliyetçiler kendilerine mevzi kazanabilmek yani Sayın için Davutoğlu birilerine şey atıyorlar. Net bir insan. Böyle kılçığı olmayan bir insan. Tabii, acabası net. Olmayan bir insan. Aynen. Tavrı belli, kitapları belli. Düşünceleri belli. Düşünceleri bizim düşüncelerimiz de aynı. Yani Nizam-ı Alem diye bir hedefi olan biri. Kitabında onu anlatıyor. Ama diyorsunuz 2015 Haziran seçimleri. 2015 Haziran seçimleri şundan çok önemli. 2015 seçimlerinde Ahmet Davutoğlu'nun ilk seçimi olacak. Bu seçimde AK Parti içerisinde 70'e yakın milletvekili 3. döneminden dolayı milletvekili olamayacak. Onun için bu olayların üst üste gelmesi 2015 seçimlerini çok daha önemli kılıyor. Bir de 2015 seçimleri anayasayı yapabilecek evet. çoğunluğu ele geçirmesi için de iktidarın çok önemli. En az 330. En az 330 olması lazım. Yani hiç yoktan referanduma götürebilecek sayıyı ellerinde bulundurmaları gerekir. Karşı taraf için de çok önemli. Cumhurbaşkanlığı sürecinde tek yapı altında, çatı altında bir aday denediler. O adayda başarılı olamadılar. Şimdi deneyecekleri, yapacakları şu. CHP'ye yakın olan DSP gibi, hatta Demokrat Parti'yi de buna dahil ediyorlar. Onlar gibi siyasi partileri CHP'nin etrafında toparlayacaklar. Diğer tarafta da MHP'nin etrafında da MHP'ye milliyetçi söylemi olan Büyük Birlik Partisi gibi şu an yeni kurulan bazı siyasi partiler var. Yani onları da MHP'nin yanında hani toparlayacak. Hani Kızılayma gibi falan aynen, bir şeyler aynen. diyorlardı eskiden. Evet, o şekilde bir yapı oluşturup seçime gidecekler. Bizim partimdeki arkadaşlarımızın hayali de bu. Görüştüğümüz arkadaşların hepsi diyor ki işte ben diyor burada bir olurum, iki olurum, onun kavgasına girmişler şu anda. Yani bu çok üzücü. Esas o zaman ben göreceğim bizim arkadaşlarımızı. Biz değerlerimizi savunmaya çalışıyoruz. Bizim değerimiz Muhsin Yazıcıoğlu hangi değeri ortaya koyduysa biz o değer doğrultusunda hareket ediyoruz. Şimdi size göre şey mi yani MHP'nin listelerinden bazı arkadaşlarımızın aday gösterileceği gözüküyor şu anda. Seçime gelecek. Kimileri evet. çok iyi yerden, kimileri daha kazanamayacağı yerlerden listelere girecek. Birkaç tane milletvekilini bu şeyle DSP-CHP arasında olmuş olan bir şey gibi, bir seçim durumu. Gibi bu şekilde bir girişimde bulunacaklar. Gözüken o. Şu anda siyasetin gösterdiği 2015 seçimlerinin önemli olduğunu bildikleri için de bunu yapıyorlar. Çünkü bakın Ordu'da 2011 seçimlerinde 1700 oyla MHP milletvekilliğini kaçırdı. Yani AKP aldı 5. Evet. milletvekilini Ordu'da. 1700 oyla aldı. Hı-hı. Bu çok önemli. Onun için bu hesapları tek tek masa başında şu anda yapıyorlar. Nerede Hı-hı. ne kadar oyumuz var, nerede ne kadar yani oyla 500'de gelen, tabii. 300'de gelen, tabii, 500'de tabii. giden böyle aynen. şeyler var. Kritik. Onların şu anda kritik şeyler masaya yatırmışlar. Onun üzerinde hesap yapıyorlar. Ve bununla hatta geçen anket de yayınlandı. AKP iktidarını, yani AKP'yi iktidardan alaşağı etme planları var, düşünceleri var. Evet. Ha bu ne olur? Bu ülke için çok ciddi bir şey olur, hata olur. Ülkeye zarar vermiş oluruz. Çünkü bu ülke şu anda ciddi manada bir yol almış. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olması, akabinde işte 2015 yılındaki referanduma götürebilecek en azından sayıyı alması gerekir AK Parti iktidarının. Onun için de vatandaş desteğini kesmeden devam ettirmesi gerekir. Böyle bir şey var ortada. Zaman siyasette biraz daha hızlı akıyor. Zaman yaklaştıkça seçim zamanı. Bunlar daha çok tartışılacak, konuşulacak. Bir de başkanlık sistemi var. Bu da önümüzdeki günlerde çok ciddi manada tartışılacak. Çünkü başkanlık sistemi ülke açısından çok önemli. Yani biz önemsiyoruz. Çünkü biz ülkücü cami olarak başkanlık sistemini 1967 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel başkanı iken rahmetli Alparslan Türkeş savunmuş. Muhsin Yazıcıoğlu 1978 yılında Genç Arkadaş dergisinde yazdığı, kaleme aldığı yazıyla bunu savunmuş. Daha sonra 91-92'de partiyi kurduktan sonra sürekli savunduk başkanlık sistemini. Ve başkanlık sistemi bizim için önemli ama tek mecliste başkanlık sistemi. Yani tek meclis başkanlık sistemi bu ülkeyi çok ciddi bir noktaya getireceğine inanıyoruz. Peki Metin Bey,
şunu görebiliyor musunuz? Bunca yıldır takip ediyorsunuz ve içindesiniz de siyasetin. Şimdi bir vatandaş Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı devlet başkanı olsun diye oy verecek. Yani partili değil ama aslında partili gibi. Tabii. Yani Sayın Davutoğlu için de oy verecek. AK Parti için de oy verecek. 2023 vizyonu için de oy verecek. Burada bir takım oy verme sebepleri var. Yani şu ana kadar niye verdiyse. Öbür tarafta da böyle bir oluşumun başarı şansı var mı? Yoksa başarı değil de 330'un altında bırakalım biraz. Şöyle, şimdi 12 yıllık bir iktidar var şu anda. Bu iktidar da gün geçtikçe yıpranıyor. Biraz önce söylediğimiz AK Parti içerisinde 3. dönem dolanlar eğer herhangi bir girişimde bulunmazsa ve bu dediğiniz sayıklar o zaman çok doğru bir şekilde yerine oturur. Onların girişimleri bir bölümü bulunabilir diyelim. Ne ifade eder? Yani şunu ifade eder. Hiç çoktan yaralar. Yani bu işin işte 330'a ulaşmasını engeller. Yani bu çok önemli. Evet. 330 önemli orada. 330 olmadıktan sonra başkanlık sistemi de olmaz. Yani bunlar orası çok şey. Bir de daha sonra şey yapılamaz mı? Yani 317 aldı diyelim mesela. Zor, çok zor olur. Yani hani, kutuplaşma çok ciddi manada olacak. MHP'nin desteği, CHP'nin desteği mi? Ya da birilerinin falan. Yani zor olur. Zor gözüküyor. Zor gözüküyor. Çünkü kutuplaşma hat safhada. BDP şu anda sanki iktidarla berabermiş gibi gösteriliyor ama hiç alakası yok. BDP tamamen ters bir noktada. Yani BDP hayatta iktidarla bir araya gelmez. Neden gelmez? Çünkü Marksist-Leninist bir yapıya sahip. Ya bu adamların şu anda düşüncesi Marksist-Leninist yapının uzantısı. CHP'den daha sert manada solcu bu adamlar. Yani onun için onun bir araya gelme şansı yok. Yani şimdi Sayın Ahmet Davutoğlu için, AK Parti için bu seçimde başarı kriteri 330 ve üstü. 330 ve üstü, evet. Oluyor. Evet. Onlar da yani 330'un, hatta onların hedefi şu. Onlar kendi hayallerindeki 275'in 76'nın altına düşürüp hükümeti kendilerinin kurmaları için mücadele edecekler. Evet, onların hedefi de bu. Sizin tahminlerinize, değerlendirmelerinize, bilgilerinize göre yani MHP Büyük Birlik Partisi arasında en azından böyle bir onun yanına birkaç temaslar var. Birkaç şey daha var. Saadet Partisi bu işin içinde mi? Şimdi Saadet Partisi'nin şöyle bir özelliği var. Saadet Partisi'nin aslında girmesini istiyorlar. Çünkü bunların hedefi, yani MHP'nin hedefi 1991 yılında hatırlarsınız Kutsal İttifak dediğimiz, o zaman gerçekten tutan, halkta da karşılığı olan, o seçimde de biz o çok ciddi manada efor sarf ettik, çalıştık. 91 yılındaki seçim çok önemliydi. O seçimde Aykut Edebali, işte rahmetli Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve rahmetli Alparslan Türkeş'in bir araya getirdiği ve çok şey, ciddi manada Büyük Birlik de vardı o zaman. Musume Başkan zaten şeyin evet, içerisindeydi. Evet. Bir şey oluştu o zaman. Ciddi bir halkta karşılık 16, oluştu. 16 bilmem kaç adladım. 16 nokta o civarda 7 almışlardı. Ama şu anda böyle bir şey yok. Niye? Karşılarındaki iktidar muhafazakar bir iktidar ve bugün topluma baktığımız zaman inançla problemi kalmadı. Bugün 3-4 gün önce İzmir'de uzay profesörü diye ortaya çıkan bir arkadaşın başörtülü çocukların resmini çekip onları okuldan uzaklaştırmaya çalışan biri cezaevine girdi. Evet. 4 ay ceza aldı. Yani bugünleri yaşıyoruz. Yani çünkü dün okula alınmazken bu çocuklar, bugün onu, bunu vatandaş görüyor. Bahsettiğim de o. Vatandaşın satın alması lazım bir şeyi. Evet. Şimdi o nedenle onların tabi hayali şu. MHP'nin ve BBP'nin, Saadet Partisi'nin istekleri şuydu. O şeyi yakalayabilir miyiz? Kutsal ittifakı yakalayabilir miyiz? Onu yakalama şansları yok. Bir de Saadet Partisi'nin şöyle bir handikapı var. Saadet Partisi amblemi kutsal bir şey olarak algılıyor. O amblemden vazgeçemiyorlar. Onun için ben Saadet Partisi'nin çok bu işin içerisine girebileceğini zannetmiyorum. Böyle bir yapı oluşmazsa Saadet Partisi çatısı altında farklı bir şey oluşturabilirler. Yani öyle bir hayale girebilirler. Çünkü hedef 2007'de bu denendi. 2007'de rahmetlinin yanına geldi Namık Bey. Dedi ki Saadet Partisi ittifak yapalım dedi Namık Kemal Bey. Rahmet dedi ki ya Namık Bey dedi Saadet Partisi ittifak tutar mı dedi. Tutar başkanım, kesin barajı geçer dedi. Hatta Genç Parti ile ittifak yapalım dedi Enis Bey o zaman. Yani Genç Parti ile ittifak yapalım dedi Muslim Başkan. O zaman o iki girişimin de AK Parti'nin gücünü kırmak için yapılan bir girişim olduğunu anladı. Bize de daha sonra dedi ki bunlar bizi dedi saf zannediyorlar dedi. Yani ben dedi şimdi ittifak yapacağım, baraj falan geçmeyecek. Sadece AKP'nin gücünü kırmış olacağız. Milletvekili sayısını düşürmüş olacağız. Ben bunda yokum. Ben dedi iktidara çelme takmam dedi. 2011'de aynı şey denendi. Yalçın Bey aynı şeyi söyledi.
Yalçın Başkan 2011'deki ittifak yapılsın diye ısrara rağmen Saadet Partisi ile ya anketler de yapıldı. Yalçın Başkan dedi ki ben dedi sırf dedi oy dedi 6-7'ye çıksın da AK Parti'nin mevcut iktidarın şeyi kırılsın diye de ittifak yapmam dedi. Ha ittifak dedi yaptığın zaman barajı geçiyorsa bu yapılır dedi. Şimdi Muhsin Başkan da onu aynı zamanda onu söyledi. Ama o zamanki plan şuydu 2007'deki. AK Parti iktidarının milletvekili sayısı ne kadar fazla düşürürsek onun, o kadar iyi diye bakıyordu karşı taraf. Onun için de Saadet ile ittifakta %1 alacaklarına %6 almış olsaydı Büyük Birlik'le Saadet, o zaman AK Parti'nin milletvekili sayısı 270'e 280'a düşerdi. Ve iktidar bile olamayabilirlerdi ama Muhsin Başkan bunu gördü, ben buna razı olmam dedi. Yalçın Başkan 2011'de gördü, ben buna razı olmam dedi. Bugün bunu deneyecekler yani, çünkü onların da şeyi kalmadı. Bir ikincisi de bakın Türkiye'de çok ciddi manada algı operasyonu yapılıyor. Algı operasyonuyla yaklaşık 15 gündür Türkiye'nin gündeminde Türkiye'yi en güzel bir şekilde temsil edecek yer tartışmaya açıldı. Evet. Cumhurbaşkanlığına yapılan saray tartışılıyor. İşte 15 gün sarayın maliyetini tartıştılar. Şu anda da yeni gündeme getirdiler. Yok efendim saunası varmış, jacuzzi varmış, Türk hamamı varmış, bunu tartıştırıyorlar. Bunda şöyle bir şey oluşuyor. Halk diyor ki ya bu kadar da olmaz noktasına getiriyorlar. Tabii şimdi birkaç tane var. Bir bu maden kazalarından dolayı. Saray meselesi. Evet. Bir de son günlerde gündeme gelen bu Hakkı Köylü'nün işte yayın yasağı, meselesiyle evet. ilgili olarak. Yani bunlar işçilerin telef olmasına göz yumuyorlar. Evet. İhmalleriyle gerek başka şeylerle vesaire. Lüks debdebe içerisinde yaşıyorlar. Evet. Özgürlüklerden yolsuzları, hırsızları himaye ediyorlar. Özgürlüklere karşılar. Şimdi bir şey oturtuluyor ve seçime doğru aynen. giden aynen, Türkiye'de aynen bir algı operasyonu ve bir, dışarıdan da tabii bunun karşısında da bakın bazı şeyler yapılıyor. Yeni gazeteler kuruluyor. Evet. Millet diye bir gazete kuruldu. Niye? Evet. Daha fazla yani alan genişletiyorlar. Yani söz söyleyecek alan genişletiyorlar. İşte yeni bir gazete daha kurulacağı söyleniyor. Ben bu gazetenin de onların kontrolünde olduğunu inanıyorum. Şimdi şeyde geçen gün biliyorsunuz Sayın İdris Balın Partisi'nden evet. KON TV'de Sinan Burhan'ın programında iki istifa söz konusu oldu. İşte evet. genel başkan yardımcısıydık değildik gibi tartışmalar oldu vesaire. Yani bir takım yeni oluşumlar, yeni yapılanmalar vesaire kurulabilir ama burada galiba hesap biraz daha bölgesel, yani bütüne tahallük edecek bölgesel hesaplar. İşte 300 milletvekili, 300 kişiyle milletvekili kazanmışsa AK Parti oradan 300 kişiyi öbür tarafa şey yaparak geçirmek tabii, falan. Tabii. 336. Tabii şimdi yani şu parti bu parti çok da beni ilgilendirmiyor doğrusu. Yani AK Parti'den kişisel istifademiz yok. İşte diğerlerinde bize kişisel zararı yok. Ama benim düşündüğüm yıktı arkadaş yerine ne koyuyorsun noktasına geldiğimiz zaman diyelim ki bu projeler başarılı oldu ve çok uç bir örnek 275'in alt 200 kaç şeyin 276'da kaldı 274'te kaldı ve hükümet kurdurmayacaklar evet ve başka bir koalisyon kuruldu evet. Şimdi burada modelde başbakanın Kemal Kılıçdaroğlu oldu, başbakan yardımcısının Devlet Bahçeli evet. oldu. 2002'nin öncesi evet. farklı bir manzara değil yani 2002'nin öncesi olmuş evet. oluyor yani 2002'den önce ne vardı? Rahmetli Ecevit başbakandı. İşte Devlet Bahçeli başbakan yardımcısıydı. Mesut Yılmaz başbakan yardımcısıydı. Şimdi bu manzarayı bu millet görmedi mi? Gördü. Onun için bu millete bunu çok iyi anlatmamız lazım. Anlatılması lazım ama AK Parti şunu da kaybediyor. Anlatan adamlarının ve biraz önce bahsettiğiniz olan yanlışların aynı kişilerin savunması olayı daha da şey yapıyor. Yani böyle tam çok, anlayamadım. Nedir? Şöyle şimdi bir yolsuzluk var. Yani bunu şimdi inkar edemeyiz. Bir bakanın kolunda 700 milyarlık saat var. Şimdi bunu inkar edemeyiz. Toplum da bunu inkar etmiyor. Bunu görüyor toplum. Diyor ki doğru var diyor. Bu yapıldı diyor. Ama bu yapıldı ama diyor. Bu onların döneminde olmuyor muydu diyor. Daha kötüsü oluyor. Şimdi diyor. O bakanların şahsından bağımsız olarak şöyle diyelim. Dedi ki Metin Bey hadi kafayı da bozduk. Dedi ki bir parti kuralım sizle. Evet. Siz genel başkan, ben de genel başkan yardımcısı. 3-4 kişi bulduk. Daha sonra bir teveccüh oldu. Konjektör öyle gelişti falan. Bir oy aldık.
ve diyelim birinci parti olduk vesaire. Şimdi ben inanmıyorum ki dört başı mamur dürüst işte evliyalardan oluşan falan böyle bir parti kurabilelim de bunu götürebilirim de yani tabii, böyle tabii, bir şeyi anlatabilir miyim? Tabii ona ben onu şey yapmıyorum zaten. Bu olabilir. Bunlar olabilir, bunlar hatalar olur. Dünyanın her tarafında var böyle. Bak zaten hangi ülkede varsa şu anda malum paralel yapının gazeteleri getiriyor, milletin önüne koyuyor. Şurada efendim bir yolsuzluk oldu, bakan istifa etti diyor. Dünyanın her yerinde var bu. Yani olmayan bir yeri yok. Çünkü insanla çalışıyorsunuz. İnsanın olduğu yerde her şey olabilir. Para Allah dönüyor, kimseyi, tabii, menfaat dönüyor, ilişki yani, dönüyor, her teklifler şey olabilir. Geliyor, bilmem neler geliyor. Tabii tabii tabii. Ki bu. Şunu da ifade edelim ya, şu anda yargılanan bakanlar da %100 suçlu da sayılmaz masumdurlar çünkü masumiyet karnesi var. Tabii çünkü ne zaman mahkum olurlar? Mahkum oldukları zaman suçlu sayılırlar. Yani şu anda böyle bir şey de söyleyemeyiz. Bu da doğru ama değil. Ama genel şey olarak, genel bakış olarak arkadaş, yani böyle böylesine büyük oy oranlarına bu kadar büyük hakimiyet alanına ulaşmış bir partide elbette ki bu durumdan istifade edip kesesine çalışan adamlar da olabilir. Tabii ben bir de şunu söylemek istiyorum burada Serdar Bey. Şöyle bir şey var. Şimdi Aksaray'la ilgili, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili tartışma oldu. 15-20 gün konuşuldu bu. Ya savunanlara bakıyorum. Vatandaş diyor ki ya savunan diyor biraz diyor farklı camiadan insanlar diyor doğru olduğunu ya da bunun olması gerektiğini söylese diyor daha iyi olacak diyor. Böyle bakıyor vatandaş. Anladım. Yani vatandaş şunu bakmıyor. Diyor ki ya Aksaray'ı kim savunuyor? AK Parti'nin falanca genel başkan yardımcısı, falanca milletvekili. Ya bu değil diyor. O zaman diyor ki tabii savunacak o adam diyor. Yani kendi yaptığı şeyi niye savunmasın diyor. Geniş tabana yaymıyorlar bunu. Tabana yayılması lazım. Yani sivil toplum örgütlerine de sorulması lazım. Ya bu doğru mu değil mi? Bana göre çok doğru bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden yerin lüks olması kadar daha doğal ne olabilir? Yani biz Selçuklu döneminde yaptığımız eserlere bir bakılsın. Gidilsin. Selçuklu döneminde yapılan eserler şu anki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan daha maliyetli eserler. Yani şeydeki hem de Ulu Cami 7 tane dünya UNESCO listesine giren Divriği'deki Ulu Cami yapılışı şu anki saraydan daha da maliyetlidir. Çünkü korkunç bir teknolojiyle yapılmış o zaman, o zamanın çağında. Şimdi bunlar söylenmesi lazım. Bunların konuşulması lazım. Saray dediğimiz yer, yani devleti temsil eden yerin ihtişamlı olması lazım. Çünkü farklı ülkelerden gelen insanlara ağırlıyorsunuz. Buranın maliyetinin şu kadar olduğu, bu kadar olduğu hesabı yapılmaz. Şöyle bir şey görüyor bunu musunuz? Bunu doğru savunmak lazım ama. Metin Bey, şöyle bir şey görüyor musunuz? Tamam. Diyorsunuz ki benim gibi AK Parti'de siyaset yapmamış, Büyük Birlik Partisi'nin kurulduğu günden bu yana önemli pozisyonlarda bulunmuş bir kişinin bunu savunması daha anlamlı. Daha anlamlı. Tamam. Eyvallah. Evet. Doğru olan bu işte. Birincisi bu. İkincisi, evet. Bir de şu var. Şimdi bu işte o Söğüt Özü'nde bu saray için yer ayrılmış, yapılmış, bunca zaman geçmiş vesaire. Bazı AK Partililer o süreç içerisinde hiç ses çıkartmamışlar buna. Hatta iyi oluyor vesaire demişler. Daha sonra bir işte algı operasyonu meydana gelmiş. Daha sonra da isim vermek istemiyorum. İsraftır, şudur, budur falan filan diyerek. Bir de içeriden. Abi yani sıkıntı o zaten. İçeriden Sayın Erdoğan'a tabii, hafiften iğne batıranlar tabii, var. Tabii. Hani o da şu, çok acı mesela. Daha ilk yer tahsis edildiğinden beri, projeler falan çizildiğinden beri bir haberi muhalefet var. Geliştirirsin. Tabii. Bir muhalefet geliştirirsin. Şey dersin buna, yani tamam, yani bir çizgide gidiyor adam. Ama birileri saldırınca sesini çıkartması doğru değil yani. Tabii. Ama işin özü şu Serdar Bey, biraz önce söylediğiniz çok önemli. Sizin gibi birçok isimler var böyle. O isimler doğru olup olmadığını söylerse halk bunu daha iyi algılıyor, daha iyi anlıyor. Ya diyor ki şimdi ben kendimi tabii savunacağım. Vatandaşın kendini AK Parti milletvekili tabii orayı savunacak. Milletvekilliği düşünce ama diyor saldırmaya başlıyor diyor. Bu ne kadar doğru? İşte buranın tartışılması lazım. Yani Türkiye'de entelektüellerin olması lazım. Ve bu entelektüeller yanlışa yanlış, doğruya doğru demesi lazım. Ben bu açıdan çok ciddi gördüğüm Türkiye'de böyle isimler var. Yanlış olduğu zaman eleştirisini de çok düzgün yapan. Bu millet Muhsin Yazıcıoğlu'nu niye sevdi? Muhsin Yazıcıoğlu doğruya eleştirisinde doğru, yanlış, de çok doğru bir şekilde eleştiri yaptı. Doğru dediğinde de çok doğru bir şekilde doğrusunu ortaya koydu. Yani o nedenle doğruya doğru, yanlışa yanlış demek çok önemli. Onu söyleyebilecek insanlar sayısını çoğaltmamız lazım. Şöyle bir mesele örnek bu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun hakkını teslim edelim. Şimdi Refah Yol sürecinde rahmetli Erbakan'a destek vermeseydi de hükümet diğer tarafla hareket etmiş olsaydı çok rahat bir şekilde başbakan yardımcılığını kapardı bir kere.
aynı zamanda şöyle bir şey, diğer taraftan milletvekili olmuştu Muhsin Başkan. O olmuştu. Bak ona artık rağmen rahmetli, ha, evet bir de o var. Rahmetliyi destekledi. Ya çok önemli orası. Bakın seçildiği partiye rağmen karşıyı destekledi Muhsin Yazıcıoğlu. Bugün bize atıfta suçlamalarda bulunan arkadaşlar bunu çok iyi düşünmesi lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu, onun desteklediği, onun milletvekillerinin imzasıyla aday olan bir kişiye karşı çıktığım için ihraç edildim partiden. Benim bir menfaat falan değil, bizim böyle bir şeyimiz yok. Olmadı çok şükür. Olsaydı bugüne kadar olurdu. 21 yıldır biz Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Tabii, AK mutlaka. Parti kurulurken bize de geldiler, teklif ettiler. Gel yönetiminde bulun dediler. Biz Muhsin Başkan'ı sevdiğimiz için insanları satmayız. Yani böyle bir yapımız yok. Kolay kolay devam ettik yolu. Ama bu süreçte ben tabii ki de yerli ve milli bulduğum, daha doğru bulduğum başbakanın, cumhurbaşkanımızın yanında duracağım. En doğalı, benim doğal olanım bu. Biz onu o gün de söyledim. Yani biz Büyük Birlik Partililer olarak yerimiz bizim, kubbenin altında alnı secdeye gidenlerle birlikte olmalıydı. Evet. Şimdi tabii AK Parti'nin 12 yıllık iktidarı, artları çok bana göre. Eksileri de var. Ama artları çok ağır basıyor. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi alternatif olarak ortaya sunulanlar da yine 2000 modeli olacak. Yani ana sol hükümeti gibi olacak. AK Parti'nin alternatif olarak ortaya çıkartılmaya çalışan oluşumlar ola ki hani küçük bir ihtimalle iktidarı elde edebilecek 276'yı bulsalar bu ana sol M dönemi gibi olacak. Şimdi öbür tarafta da öyle bir, yani muhalefet cephesinde Türkiye'nin öyle bir tıkanma var. Bu tarafta da hani 330'u geçerse o zaman gerçekten yeni Türkiye olur. Şu anda yeni Türkiye tabii olacak mı olmayacak mı noktasında bir sıkıntı var. Ve şunu söylediniz. AK Partilerin o da bir bölümü savunuyor Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını. AK Parti dışındaki çevrelerin de olumlara destek vermesine ben AK Parti açısından ihtiyaç görüyorum. Sayın Erdoğan açısından ihtiyaç görüyorum ve Türkiye açısından ihtiyaç görüyorum. Şimdi bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde yazdığım yerli düşünce hareketi. Evet. Onu bir kahvaltıda anlatmıştınız. İzin almadan gazetecilik refleksiyle yazdık. Belki kötü yaptık bilmiyorum sizin için. Yani belki siz onu açıklayacaktınız ama önce yazmak gazeteciliğin şiarından. Evet. Nasıl bir, ne oluyor? Yerli düşünce hareketi nedir? Ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye'de sivil toplum kuruluşları çok önemli bir misyon üstlenmeye başladı. Yani artık sivil toplum örgütü, güçlü sivil toplum örgütleri Türkiye'nin iç politikasında söz sahibi olmaya başladı. Yani bir siyasi parti değil, sivil toplum örgütleri de önemli yer edinmeye başladı. Daha önce biliyorsunuz siyaset çok hakimdi bu alana. Siyasetin dışındaki şeyler tamamen sadece böyle iş olsun diye kurulan yapılar vardı. Ama şu anda öyle değil. Bugünlerde sivil toplum kuruluşları çok daha önem arz etmeye başladı. Biz de 22 yıllık bir misyonumuz var. Bir harekete emek vermişiz. O hareketin içerisinde duranlar olarak arkadaşlarımızla işte bu süreçte bu süreci tasvip etmeyen Büyük Birlik Hareketi duruşunun, Büyük Birlik Partisi'nin duruşunu tasvip etmeyen arkadaşlarla birlikte yeni bir yapı oluşturalım. Bu yapı da siyaset değil. Çünkü siyaset alanında ciddi manada ayakta durması gerekli olduğuna inandığımız bir yapı var. Yani bugüne kadar yapılanlara baktığımızda 2002'den bizim dediğimiz arkadaşlarımız 2002 öncesi iktidardaydı. Yani ülkücü camianın biz ana omurgasını oluşturuyoruz diyen kesimi ana sol M hükümeti döneminde iktidardaydı. Ne yaptığını o dönem gördük. Daha sonraki AK Parti iktidarını hem millet gördü hem biz de gördük. Biraz önce siz de bahsettiniz. Yapılan yanlışlar da var, doğrular da var. Karşılaştırdığımız zaman doğrular daha fazla. Yapılan iyi şeyler daha fazla olduğu için bu iktidarın hele bu 2015 seçimlerinde daha güçlü bir şekilde yeni Türkiye'yi oluşturmak adına 330 milletvekilini yakalayıp bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yani şimdi Büyük Birlik Partisi'nden kopanlar olarak tutup da parti kurmanız falan son derece akılsızca bir iş olur. Akılsız, evet. Aynen. Yani aynen. Öyle bir düşünce de yok. Öyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Birileri kurdu murdu çok komik partiler. Komik yani istifa edenler vardı biraz önce işte dediniz, ayrılanlar var, şey yapanlar var,
kopanlar var. Yani ne olduğu belli değil. Sizinki yerli düşünce hareketi bir dernek oluşturalım. Biz bir dernek, derneğin bir yayın organı olacak, aylık çıkan bir dergimiz olacak, yerli düşünce dergisi. Bu AK Parti'yi destekleme derneği mi? Hayır, öyle değil. De değil. Doğrusuna doğru diyeceğiz. Doğrusuna doğru. Doğrusuna doğru diyeceğiz. Yanlışına da diyeceğiz ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun eleştirisi neyse o eleştiriyi getireceğiz. Hı. Yani doğru yapıcı, yol gösterici bir eleştiri yani getireceğiz. Randevu alacaksınız, diyeceksiniz ki evet, Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Mevzu budur. Biz böyle bakıyoruz. Böyle bakıyoruz. Şunu yanlış görüyoruz. Evet. Şunu doğru görüyoruz. Şunu şu şekilde yapılırsa daha hayırlı olduğuna inanıyoruz diye bu tür tavsiyelerde bulunacağız. Büyük Birlik Partisi'nin 17-25 Aralık sürecinden önceki tutumu da böyleydi aslında. Yani yapısı da buydu. Biz o yapıyı burada devam ettireceğiz. Yani çünkü son günlerde Büyük Birlik Partisi'nin söylemlerine baktığımızda belden aşağı vurmalar, çok çirkin çirkin sözler söylemeler. Yani dün yemek yediği insana bugün işte sen orada nasıl onu yaparsın, bakanın oldu senin diye çok farklı ithamlarda bulunması şu da değil, şeydi. Değil mi? Bazen tepki olarak ortaya çıkıyor. Şimdi siz Büyük Birlik Partisi'nden ayrılmak durumunda kaldınız, bırakıldınız, ayrıldınız her neyse. Ama bu Mustafa Destici'nin size göre yanlış olan politikalarına karşı çıkmak için kurulmuş bir dernek dedi. Hayır, çerçeve o kadar dar tutmuyor. Yok, kesinlikle, kesinlikle. O da değil. Yani bizim düşüncemiz yerli düşünceye mensup. Sağdan ve soldan. İlk sayımızı çıkartıyoruz dergimizin. İlk sayımızda Kemal Tahir'i tanıtıyoruz. Kemal Tahir aslında solcu fakat yerli. Bu toprağın insanı. Yerliliği savunmuş biri. Yerli Düşünce dergisi çıkıyor. Aynen, evet. Yerli Düşünce dergisini çıkartıyoruz. Dergimizde de ilk tanıttığımız bir her sayımızda bir eski düşünürü, yazarı, bu tam ülkede çeşit önemli isim olmuş kişileri tanıtıyoruz. Onlardan bir tanesi ilk sayımızda Kemal Tahir. Yani onu tanıtacağız. Bu şu demek, yani bizim solla da problemimiz yok. Ama bu toprağın yerli düşünen, bu ülkenin geleceğini birlikte kurmak isteyen sol düşünce sahibi insanlarla birlikte hareket etmiyoruz. Mesela referandum sürecinde bunlar kim diye sorabilirler. Şöyle söyleyeyim. Referandum sürecinde evet diyen solcular vardı çok ciddi manada. Yani bunların arasında Ufuk Uras vardı. Ben Ufuk Uras'ı bir meclisin açılış kokteylinde rahmetli Muhsin Başkan'la beraber gittiğimizde tokalaşırken rahmetliyle elindeki bardağı arkasına götürürken gördüm. Yani o kadar ince düşünen biri. Yani şey bir insan. Bu tip insanlar var. Solun içerisinde de çok değerli, kaliteli isimler var. Yani onların da bu düşüncelerine sahip olan kesimiyle de hareket edeceğiz. Onlarla da konuşacağız, oturacağız. Türkiye'nin meselelerini değerlendireceğiz. Yani şu bakımdan güzel. Bir siyasi parti kurulduğu zaman bunun başarısı sayılarla ölçülüyor. Yani sizin yerli düşünce hareketinin başarısı ortaya koyduğu herhalde projeler, fikriyle, rapor, fikir. Projeleriyle ortaya koyduğu projelerle şey olacak, değerlendirilecek. Bizim de şu anda yerli düşünce hareketi içerisinde önemli isimler olacak. O isimlerden şu anda söylemeyelim. Önümüzdeki günlerde zaten görecekler. Oluşum birlikte oluşumu gerçekleştirdikten sonra Türk siyasetinde, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söz söylemeye başlayacağız ve bu sözlerimizde de yapıcı, yol gösterici olacağız. İktidarda kim olursa olsun ama mevcut şu anki iktidarın 2015 seçimlerinde de kazanması gerektiğini inanıyoruz. Yani şunu yapacağız diyorsunuz. Biz AK Parti'nin 330'u aşması için desteğimizi vereceğiz arkadaş. Aynen. Bu noktada tarafsız değiliz. Aynen, tarafsız. Burada tarafsız değiliz. Tarafsız değiliz. İlk sayımızda zaten söylüyoruz. Kesinlikle tarafsız değiliz. Tarafız ama milletin tarafındayız. Bu güzel, tarafını ortaya koyan. Evet. Çünkü aynen. Böyle bir bazen kompleks de oluşuyor. Şunu desteklerim, bunu desteklemeyeyim yok diye falan. Hayır. Biz tarafımız belli. Milletin tarafı, hakkın tarafı, doğrunun tarafı. Orada olacağız ve o konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Burada şu anda 2015 seçimlerini önemli görüyoruz. 2015 seçimlerinde de biraz önce söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız ben daha yerli, daha milli görüyorum. Ve yerli olduğu için de yerli düşünce olarak 2015 seçimlerinde de desteğimizi vereceğiz. Sayın Gündoğdu, dün görüştüğümüzde sizin validenizin rahatsızlığı vardı herhalde. Evet. Onun için orduya gidecektiniz. Bir gün bir erteleme oldu. Onun için teşekkür ediyoruz. Validenize de inşallah ağır değildir hastalığın. Bir ameliyat oldu. Sağ ayağında kırık oldu onunla ilgili. Allah şifalar versin annemize. Sağ ol, çok hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Serdar Bey.
Sizinle bu programda bulunmak gerçekten çok önemli. Çok teşekkür Siz, ederim. Siz Türkiye'nin aslında AKP iktidarının oluşumunda en büyük emeği olanlardan birisiniz. Çünkü yıllardır Vakit Gazetesi'nde yazıyorsunuz ve duruşunuzu hiç bozmadınız. Sağ olun. O nedenle sizi her zaman takdir ediyoruz. Bize de Muhsin Yazıcıoğlu'na da sürekli destek verdiniz. Niye? Doğru olduğu, doğru durduğu için, doğru bir yerde durduğu için destek verdiniz. Biz de size çok teşekkür, ediyorum. Sayın Metin Gündoğdu, Büyük Birlik Partisi eski genel başkan yardımcısı bugün konuğumuzdu. Kendisine teşekkürler ediyoruz ve önümüzdeki hafta bir fincan kahveyle yine buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz.